Merhabalar, ben Güney Esentürk. Bir videoda Nurcan Hanım'la beraber sizlerle birlikteyiz. Gündem çok yoğun. Bugün ne konuşuluyor? Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Arda Turan üçlemesinden bahsedeceğiz. O zaman futbol muhabbetine hoş geldiniz. Şu an beni bir stüdyo ortamında görüyorsunuz. Bu stüdyo ortamını bize elleriyle yapan ve bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sibel Hanım'a buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Nurcan, bugün Mustafa Cengiz'in açıklamaları, basın toplantısı, dün de Fatih Terim'in maç sonu yapmış olduğu açıklamalar gündem yarattı ve gündem değişti. Şu an sosyal medya, basın çalkalanıyor. İnanılmaz derecede sıkıntılar olduğu belli oldu. Şimdi öncelikle ben bir düne gitmek istiyorum. Dün Fatih Terim şöyle bir açıklama yaptı. Daha önceki söylememişti bunu. Yani biz Arda Turan'ı yönetime söylemedik demişti. Evet, böyle bir isteğim olmadı demişti. Ama dün kendisi Arda Turan'ı yönetime söylediğini ve fikir ayrılığı olduğunu söyledi. Ve ardından şunları da ekledi. Biz basın toplantısını yapıyoruz. Ben daha eve gitmeden bir bakıyorum, basında Arda Turan haberleri söylenmiş. Aralarında bir köstebek olduğu söyleniyor. Yani kendisi bunu söyledi. Şimdi buna istinaden bugün Mustafa Cengiz de çıktı, açıklamalarını yaptı. O da diyor ki benim önüme gelen bir Arda Turan transferi yok. Ya şimdi iki tarafın açıklamalarına da bakıyorum. Bir taraf yalan söylüyor. Bu kim? Bir tanesi diyor ki, Fatih Terim diyor ki, ben Arda Turan'ı söyledim. Ya toplantı yaptınız başkan. Ya bu toplantı yapıldı. Orada Arda Turan'ı söyledi. Benim önüme gelen yok diyorsunuz. Şimdi ya Fatih Terim yalan söylüyor ya Mustafa Cengiz yalan söylüyor. Burada bir tane yalancı var. Şimdi fikir ayrılığı yok dedi, var diyor Fatih Terim. Mustafa Cengiz ise fikir ayrılığı yok diyor. Evet. Fikir ayrılığı olsa zaten yollarımızı ayırırdık diyor. Peki Sayın Mustafa Cengiz, fikir ayrılığı yoksa bu basın toplantısını neden yaptın? Ve neden bu açıklamaları yaptın diye sorarlar adama. Bir. Şimdi ondan sonra Galatasaray'da transferin nasıl işlediğini anlattı bizlere. İşte sportif direktöre gidiyor. Sportif direktör değerlendiriyormuş. Teknik ekip değerlendiriyormuş. Sonra Abdurrahim Albayrak'a söylüyormuş. Abdurrahim Albayrak da finansal fair play için orada yetkili bir arkadaşa aktarıyormuş. O arkadaş da bakıyormuş, bizim bütçemize uygun alabiliriz diyormuş. En sonunda Mustafa Cengiz'e intikal ediyormuş. Evet, bu şekilde transfer sonlanıyormuş. Şimdi ben dün birkaç arkadaşla da bu konu hakkında tartıştım. Twitter üzerinden. Şimdi bugün de tartıştım. Şimdi dünya genelinde her yerde transfer böyle yapılır. Anlatıyorum sırasıyla. Nokta, harfi, virgül atlamıyorum. Teknik ekip sadece Fatih Terim değildir. Teknik ekip bir bütündür. Yardımcısıyla, yardımcı antrenörüyle, işte malzemecisiyle, sağlıkçısıyla, aynı zamanda masörüyle, aynı zamanda tercümanıyla, bunların hepsi teknik ekiptir. Bunlar teknik ekip kavramına girer. Bunlar bir bütün. Bu bütün halinde bu transfere kimler karar verir? Fatih Terim yardımcılarını toplar veya teknik direktör yardımcılarını toplar. Sonrasında der ki scout ekibine, gidin şu oyuncuyu izleyin. Scout ekibi de olumlu döndüğü takdirde sonrasında yıllık planlamalarını veya 6 aylık planlamalarını yapar. Yani yıllık genelde. Ama Fatih Terim olunca işin içerisinde 6 aylık da olabiliyor. Biliyorsunuz genelde hep Ocak ayına bırakıyor transferleri.
O yüzden 6 aylık dedim. Şimdi bu planlamaları yaptıktan sonra sportif direktöre gider. Ben bu oyuncuları istiyorum diye. Sonrasında sportif direktör başlar görüşmelere. Kiminle beraber? Şu an Galatasaray üzerinden yürüdüğüm için Abdurrahim Albayrak'la beraber. Bunlar anlaşmaları yaptıktan sonra mali işlere gider. Mali işlerde okey verdikten sonra başkana gider. Aslında çok büyük bir fark yoktur. Ama şurada bir fark vardır. Eğer teknik ekip bir oyuncuyu istiyorsa bu denklemin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü teknik direktör o oyuncuyu istemiş. Alacaksın. Mali kriterin uyuyorsa alacaksın. Çünkü takımın tüm sorumluluğu teknik direktöre aittir. Yönetime ait değildir. Neden yönetime ait değildir? Takım başarısız olunca ilk giden teknik direktör olur. Takım başarısız olduğu zaman ilk giden teknik direktör oluyor. Yönetim gitmiyor. O yüzden her yerde böyledir. Ha, yönetim diyebilir mi? Ya böyle bir oyuncu geldi bize. Bu oyuncu takıma yararlı olur mu diye gider yine teknik ekibe danışır. Teknik ekip onay verdiği takdirde olur bu transfer. Şimdi Sayın Mustafa Cengiz nasıl yönetiyor o zaman bu kulübü? Sen teknik direktörüne ben bu oyuncu almıyorum deme lüksüne sahip değilsin. Çünkü takımın teknik direktörü Fatih Terim. O zaman dersin ki fikir ayrılığımız var, yollarımızı ayırıyoruz. Ama sende o yürek var mı? Bak diyemiyorsun, Fatih Terim'e diyemiyorsun, istifaya zorluyorsun. Ünal Aysal kaçmış içine ya. İçine Ünal Aysal kaçmış. Bu net, bariz, belli. Şimdi taraftarlar ikiye bölündü. Kimi kısım Fatih Terim, daha çok Fatih Terim destekleniyor. Birkaç kişi de azınlıkta Mustafa Cengiz'e hak veriyor. Yani taraftar da bölündü. Herkes bölündü. Şimdi burada bir haklı var mı, haksız var mı onu aramaktan kastım şu. Şunu söyleyeceğim. Yönetim istifa diye açılır. Normal, gayet normal. Çünkü Sayın Mustafa Cengiz şu an o koltukta oturuyorsa kim ne derse desin Fatih Terim'in yapmış olduğu başarıyla beraber orada duruyor. Eğer Fatih Terim de başarısız olsaydı Fatih Terim'i kimse eleştirmeyecekti. Çünkü sen Mustafa Cengiz Fatih Terim'in istediği hiçbir şeyi zamanında yapamadın. Sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Bu takımı 6 ay santraforsuz oynatan sensin. Gomis'i göndermeyin dediler. Gönderdiniz. 6 ay santraforsuz oynadı. O dönemi de Fatih Terim şampiyon tamamladı. Ozan'ı satmayın dediniz, dedi. Sattınız. Yine aynı problemler. Falcao'yu istemiyordu Fatih Hoca. Taraftar baskısı yüzünden getirdiniz Falcao'yu. Falcao'yu istemiyordu. Neden istemiyordu? Hasan Şeşin yaz başında kampında biz Falcao'yu istemiyoruz, öyle bir şey yok dedi. Mustafa Cengiz sütten çıkmış ak kaşık değil. Birilerinin aklına mı uyuyor? Ne oldu bilmem. Buzları eritirler mi bilemem. Canlı yayında söylemiştim. Arda Turan daha gelmeden karıştırdı. Daha ne kadar karışacak demiştim. Evet, bugün ben de söyledim. Bu kadar karıştı. Çorba oldu. Olay aslında Fatih Terim, Arda Turan değil. Olay egolar yine burada çarpışıyor. İki tarafın da egosu yüksek. Fatih Terim istiyor. Yönetim kurulu onaylamıyor. Şimdi yönetim kuruluna da bunu sorarım. Ya arkadaş sen hocanın eline ne verdin de ne istiyorsun derim. Sen hocanın isteklerini yap ki şu zamana kadar hiçbir transfer döneminde hocanın tam istediği olmamıştır. Bak hiçbir transfer döneminde olmamıştır. Şu an Belhanda'yı satmak istiyorlar. Evet, onun yerine bir 10 numara lazım. Hani stoper nerede çok konuşuyorsun. Git stoperini al. Ligler başladı, stoper yok. Hani nerede stoper? Çok konuşmayacaksın o zaman, alacaksın. Transferi de Fatih Terim mi yapacak? Gerekirse yaptıracaksın, yapamıyorsan. Gerekirse yaptıracaksın. Ama Mustafa Cengiz şu saatten sonra taraftarın gözünden düşmüştür. İnanılmaz tepkiler var. Çok büyük tepkiler alıyor. Evet. Ve aynı zamanda ben bu akşam Ultra Aslan'dan bir açıklama bekliyorum. Ultra Aslan kimin yanında duracak? Onu da
Çok merak ediyorum. Şimdi bu denklem üzerinde haklı haksız aramak da çok mantıklı değil. Burada haklı haksız aramak yerine şu tartışmaları keşke basın önünde yapmasaydınız. Ama fark etmez. Çünkü bunu kapalı kapılar ardında yaşanmışı daha önce önümüzde duruyor. Ünal Aysal, Fatih Terim. Evet. Aynı duruma geldi. Şimdi Fatih Terim de sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu da bir gerçek. Şimdi Fatih Terim de kolay anlaşılabilecek bir tipte hoca ve bir insan değil. Aynı zamanda şurada da büyük hatalı. Bunu basına taşımaması gerekiyordu bunu. Ama kızdığı nokta şu. Ben bir şey konuşuyorum. Her zaman dile getiriyor. Basına nasıl yansıyor? Kim söylüyor? Bunu Antalya'da kampta da söyledi. Dün de söyledi. Asıl sinir olduğu konu bu. Yani şöyle düşünün. Sizin ailenizin içerisinde gizli özel bir şey konuşuluyor. Ve siz bunu dışarıdan duyuyorsunuz. Bu çok büyük bir sıkıntı değil midir? Bence sıkıntı. Kesinlikle öyle. Bir laf var. Kol kırılır. Yen içinde kalır. Ama bunu Galatasaray Kulübü başaramıyor. Mustafa Cengiz yönetimi başaramıyor. Açık yüreklilikle gelip şunu diyemedi. Ben Fatih Terim'le yolları ayırmak istiyorum diyemedi. Ama açık ve net bir şekilde söylüyorum. Mustafa Cengiz'le Fatih Terim ipleri tamamen koparmış durumda. Bu net belli oluyor. Evet. Birbirlerine. Ve bir şey dikkat ettiniz mi? Toplantı boyunca Fatih Terim'in ismini ağzına bir kere almadı. Sayın teknik direktör, sayın hocamız diye söyledi. Evet. Bir kere ağzını almadı. Büyük sıkıntılar var. Bu büyük bir kaos getirecektir. Ve ben bir iki gün içerisinde belki daha kısa zamanda bir istifa da olacağını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Ona gireceğim. Abdurrahim Albayrak'ın suratına baktınız mı? Evet. Sirke satıyordu. Ama öbür taraftan Yusuf Günay hafif tebessümlüydü. Evet. Bunun ne demek olduğunu anlamana siz biraz da yorum. Tekrar izleyin. Bir Abdurrahim Albayrak'ın yüzüne bakın. Bir de Yusuf Günay'ın yüzüne çatır bakın. Çatır mesajlaşıyorlar. Ve ara sıra hocam sen gitme diyordu. Diğeri de yeni hocam. Ara sırada Abdurrahim Albayrak dudaklarını oynatarak bir şeyler söyledi. Dikkatinizi çekerim. Dudak okumayı bilen varsa bize de yazabilir. Evet arkadaşlar, şu anlık videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Abone olunuz. Desteğinize ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Maç öncesi, maç sonu aynı zamanda aralarda böyle bu şekilde videolar yapmaya çalışıyoruz. Abone olunuz, like atınız, yorumları bekliyoruz. Sizce Fatih Terim istifa eder mi? Veyahut yönetim gönderir mi? Veyahut bu konu neye gebe? Bunları da bize yazarsanız dikkatle okuyup elimden geldiğince cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.